Sayın Bartın Türk Ocakları İl Temsilcim, kıymetli Türk Ocaklılar, değerli dinleyiciler, Bartın Türk Ocakları'nın bu yıl çevrim içi olarak ilkini gerçekleştireceği etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Davetimizi kabul ederek bugün Özbekistan'da Nevruz kutlamaları başlıklı konuşmayı yapacak olan Profesör Doktor Hüseyin Baydemir hocamıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Ben hocamızın kısa bir özgeçmişini arz edeceğim. Profesör Doktor Hüseyin Baydemir hocamız 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. 1998 yılında Özbekistan sahasından derlenmiş olan Rüstem Han Destanı Metin İnceleme başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2004 yılında Özbek Halk Masalları İnceleme Metin başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2006 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında doçent ve 2017 yılında profesör unvanlarını almıştır. 2000 yılından bu yana Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Literatürleri ve Edebiyatları bölümünde görevine devam etmektedir. Hocamız Özbek folkloru, Özbek edebiyatı, Özbek Türkçesi konularında çok sayıda makalesi, kitabı, kitap bölümü, bildirisi bulunmaktadır. Biz belli başlı çalışmalarından bahsedecek olursak, Özbek halk masalları, Özbek efsaneleri, Özbek başçılık geleneği ve termeler, Özbek folklorunda diğer dünyaya geçiş noktaları, Özbekistan'da ölüm adetleri, Özbek kovuşak kukla tiyatrosu, yine Ulu Bey'in hazinesi romanında tarihi gerçeklik bunlardan birkaçıdır. Ben sözü fazla uzatmadan bugün Özbekistan'da Nevruz kutlamaları başlıklı konuşmalarını yapmak üzere sözü hocama bırakıyorum. Hüseyin Hocam buyurun. Teşekkür ederim Özgür Bey, Alperen Bey. Hemen sunumu, bir PowerPoint sunumu yansıtacağım. Hocam hemen, ekrana. Hemen sahibi yapar mısın Hüseyin Hocam? Hemen bırakıyorum hocam. Hocam şu an size bıraktım. Teşekkür ederim. Evet. Yansıdı değil mi? Yansıdı hocam. Tamam, sağ olun. Evet, saygıdeğer hazirun. Öncelikle sunuma başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve bu vesileyle geçmiş dahi olsa Nevruz'umuzu kutluyorum. Nevruz hemen geçmiyor, onu da söyleyeyim. Nevruz sadece 21 Mart'ta kutlanıp biten bir bayram değil. Orta Asya'da Nevruz bayramının aşağı yukarı 40 gün boyunca devam ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten sunumum da tam bunun üzerine kurulu. Sunuma geçmeden önce sunumda bahsedeceğim birkaç başlıkta bahsetmek istiyorum. Fazla sıkmadan, bilhassa benim 2001 yılında bizzat sahasında tespit etmiş olduğum fotoğraflar var. 2001 yılında Nevruz'dan yaklaşık 20 gün önce Orta Asya'ya gittim ve yaklaşık 20 gün sonra da dönüverdim. Bu 35-40 günlük süre zarfında Nevruz'la ilgili saha araştırmaları yaptım. Bizzat kutlamalara iştirak ettim, içlerinde bulundum. Bunları resimlerle kaydettim. Maksadımız tabii o zamanlar pek bilinmiyordu Orta Asya'da Nevruz'un nasıl canlı olduğu. Türkiye'de de bu iş bazı çevrelerce kullanılıyordu, bunu hepimiz biliyoruz. Biraz burada saha araştırması yapmanın önemi doğmuştu. İşte böyle bir projeyle Orta Asya'dan tespit ettiğimiz bulguları Türkiye'de kitlelere ne kadar çok anlatabilirsek, bu bayramın gerçekten Türkiye'de birilerinin iddia ettiği gibi herhangi bir kesime ait olmadığını rahatlıkla anlatabiliriz düşüncesiyle. Ben ve meslektaşlarım diğer üniversitelerden herkes bir şeyler yapmaya çalıştılar. Ben şimdi bugün sizlere 2001 yılında o seyahatim sırasında tespit ettiğim fotoğrafları göstereceğim.
Şimdi bu şeyleri de kutlamaları da üç başlık altında sıraladığı için Özbekler fotoğrafları da üç aşamalı olarak, üç grup halinde takdim etmeyi düşünüyorum. Bir, Nevruz'un hazırlık aşaması. Bu 21 Mart'tan önceki 4 hafta boyunca devam eden bir süreç. Nevruz bayramı aşaması, kutlama günleri. Bu da 21 Mart değil, sadece 21 ve 24 Mart olarak Orta Asya'da kutlanır. Yani 3 gün boyunca kutlanır. Bugün ayın 25'i, yani dün bitti. Ve bugün orada kurumlar şeye başladılar, mesaiye başladılar. 3 günden beri tatildi onlar. Bir de uğurlama aşaması var bayramdan sonraki dönem. Teorik kısımları şu an için geçiyorum. Sadece resimler üzerinden anlatacağım. Eğer vaktimiz olursa sonradan teorik kısımları da tamamlayacağız diye düşünüyorum. Şimdi Orta Asya'da benim fark ettiğim en güzel adetlerden birisi, geleneklerden birisi haşar denilen gelenekti. Bu Nevruz'dan önceki dönemde icra edilen bir uygulama. Haşar kelime anlamı itibariyle imece demek, yardımlaşma demek. Ne yapıyorlar bu gelenek kapsamında? Bütün mahalleliler 7'den 70'e memur olsun, işte sivil olsun fark etmez. Mesleği, gelir düzeyi, yoksul, zengin hiç fark etmez. Herkes el birliğiyle bu haşar geleneği kapsamında mahallelerini temizliyorlar bayramdan önce. Mahalleli olarak kararlaştırdıkları bir günde bu şeyi yapıyorlar, temizliği yapıyorlar. Dikkat ederseniz insanlar ellerinde süpürgelerle, küreklerle, işte bakın caddelerin kıyılarını, yolların kıyılarını temizliyorlar, kaldırımları temizliyorlar. İşte hemen şu sağ üstteki resme bakın, okulda öğrenciler, üniversite öğrencileri, fakültenin şeyini, bahçesini temizliyorlar. Burada tabii kurumsal bir zorlama yok arkadaşlar. Yani öğrencilerin ellerine kürekler verelim, süpürge verelim, hadi gidin temizleyin falan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şeyi düşünmeyin. Hocalar da bu işin içindeler. Yani öğrenci elinde kürek taşıyorsa hoca da süpürgeyle bu işe iştirak ediyor. Bu tamamen gönüllülük esasına bağlı. Çok sevdiğim bir adetti bu. Gerçekten Nevruz döneminde şeyin böyle sokakların, caddelerin, parkların, bağların, bahçelerin, evlerinin önü falan her tarafın tertemiz olması ilk dikkatimi çeken şeylerden birisiydi. Yani yerde çöp göremiyorsunuz, yok bulamıyorsunuz arasanız dahi. Bu gerçekten bir Orta Asya'da bunu da araştırdım, bu ne zamandan beri devam ediyor diye. Yani muhatabım olan kaynak şahıslar, biz kalktık bu böyle devam ediyor şeklinde cevap verdiler. Demek ki çok eski dönemlere kadar giden bir gelenek. İşte yine aynen haşar geleneğinden farklı kareler. Bir uygulama daha vardı. Bu da çok hoşuma gitmişti. Özellikle bunları başa aldım o yüzden. Şembelik geleneği. Şenbe normalde gün demektir arkadaşlar. Şenbe. Günlük gelenek gibi bir şey oluyor. Yani Türkçe'ye tam olarak Türkiye Türkçesini aktardığımızda. Burada da bu gelenek kapsamında da Nevruz'dan önce herkes yine yaşı, başı, işte geliri, yaptığı işi, mesleği falan gözetmeksizin. Herkes ama herkes Nevruz'dan önce bir ağaç dikmek mecburiyetinde demeyelim de ağaç dikme heveslisi oluyor bu dönemde. Gönüllü oluyor. Yani herkes bir ağaç dikmeli Nevruz'dan önce. Mesela bir insan 70 yaşındaysa 70 Nevruz boyunca birer tane ağaç dikmiş olsa 70 tane ağacı oluyor. Buna dikkat ediyorlar. Mesela 60 yaşındayım 60 tane ağacım var diyor benim en az. 50 yaşındayım 50 tane ağacım var benim en az. Tamam mı? Şimdi normalde Orta Asya malumunuz üzere işte Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan özellikle şeylerinin topraklarının belli bir kısmı çöl olan bir saha bölge. Şeyle uçakla geçerken Orta Asya'nın üzerinden böyle şehirlerin üzerinden çöllerin böyle ortasında yeşil adacıklar görürsünüz.
yemyeşil adacıklar. Fark edersiniz bunu tepeden. Oralar şehirler, kasabalar oluyor. O çöllerin ortasında nasıl böyle yeşil hale getirmişler oraları? İşte bu tür güzel gelenekler, adetler yüzyıllar boyunca uygulana geldiği için gerçekten böyle çölün ortasında yemyeşil cennet gibi yerleri görebiliyorsunuz. Dediğim gibi herkes katılıyor. Yine bakın, burada öğrencilerde yine zorlama yok. Okulun bahçesinde bu şeyi, etkinliği yapıyorlar. Herkes gönüllü olarak bir ağaç dikiyor. Ağaca para vermek zorunda da değilsiniz. Bu işi devlet kurumları, kuruluşları dağıtıyor da. Yani gidip bedava bir fidan alacaksınız. Hepsi bu. Götürüp uygun bir yere dikeceksiniz ve o fidan tutuncaya kadar onun bakımını yapacaksınız. Güzel, harika bir adet. Yani böyle güzel adetlerin Nevruz vesilesiyle dahi olsa yayılmış olması Türk dünyasında sevindirici bir şey. Bunları yaşatmak lazım diye düşünüyorum. Nevruz da Orta Asya'da dikkate şayan en önemli şeylerden birisi de, ortamlardan birisi de pazarlardır arkadaşlar. Pazarlar. Nevruz pazarları adını alır. Normal pazarlar, yıl boyunca açık olan normal pazarlar, Nevruz'dan yaklaşık bir ay önce daha bir bereketlenir. Olmayan şeyler de olur o dönemde. Mesela şu fotoğrafta, şu alt sağ fotoğrafa bakar mısınız? Kavun karpuz yığınını görüyorsunuz mu? Bak bunu ne zaman çekmiştim? Bunu sanıyorum 10 Mart ile 20 Mart arasında bir tarihte çekmiştim bu fotoğrafı. Şimdi 10 Mart'ta Orta Asya'da Kuzey Yarımküre'de olan bir bölge. Normalde işte Anadolu'dan biraz daha sıcak olsa da hava şeyleri falan, ama bu mevsimde kavun olmaz, karpuz olmaz, imkansız bir şey. Yani en erken şeyin, kavunun, karpuzun Haziran'da yetiştiği bir bölgeden bahsediyorum. Bakın Mart'ta, Mart'ın 10'unda, 15'inde pazarlarda yığınla kavun, karpuz bulabilirsiniz. Bu merak ettim bunu. Yani bu yeni olamaz, mümkün değil. Bunu Güney Yarımküre'den mi getirdiniz desem, bu da abesle iştigal olur. Yani bölgenin ekonomik düzeyi buna elverişli değil zaten. Bunu sonradan öğrendim. Özel yöntemlerle sırf Nevruz pazarları zengin ve bereketli görünsün diye bu kavunu, karpuzu özel yöntemlerle bozulmadan saklıyorlarmış bu döneme. İşte o özel yöntemler de tabii, biz araştırmacı olunca onu da merak ediyorsun, onu da soruyorsun. Yani nedir bu yöntemi falan diye. Mesela sağ olsun bu satıcılardan birisi, bir dostluk kurduk biraz muhabbet ettikten sonra. Mesela o kavun saklıyormuş, karpuzu komşusundan ödünç almış ama yöntem aynı dedi. Saman, bizim bildiğimiz saman, samanın içinde bunlar birbirlerine dokunmayacak biçimde saklıyorlarmış. Mesela bir kavun atıyoruz diyor samanın içine, üstüne işte biraz samanla kapatıyoruz, sonra üstüne bir kavun da, ama o kavunlar birbirine temas etmezse bozulmuyor. Böyle ilginç bir şey verdi, bilgi verdi. Yani yıllardan beri de hep denemek istemişimdir bunu, acaba ne derece şey diye. Güzel tarafı, denenebilirse denenebilir aslında, yani denemekte de fayda var. Güzel tarafı, şimdi normalde şu anda bizim de Anadolu'da şeylerde, marketlerimizde falan kavun, karpuz bulabiliyoruz mevsimi dışında dahi olsa. Bu işte ya dediğim gibi Güney Yarımküre'den gelen ithal ürün oluyor, ya da işte belki seralarda falan mevsim dışı ürünler yetiştiriliyor. Bunun tadı arkadaşlar yazın yemiş olduğunuz kavundan, karpuzdan pek farklı değil. Bir şey daha söyleyeyim. Bu Nevruz'da pazarların böyle bol olmasının sebebi, inanç boyutundaki sebebini de izah edeyim bir cümleyle. Şimdi inanış şu. Nevruz'da sofranız ne kadar bol ve bereketli olursa, sofranızda ne kadar çok yiyecek türü olursa, bütün bir yılın öyle bolluk içinde bereketli olarak geçeceğine inanılıyor. Bu çok eski dönemlerden kalan bir tasavvurdur, inanmıştır. Yani yeni bir şey değil bu. Türk mitolojisinde çok eski dönemlere dayanan bir şeydir bu. İnançtır. Hüseyin Hocam, lafınızı bölüyorum. Katılımcılar varmış bekleyen. Alabilir misiniz acaba? Ev sahibisiniz hocam. Aha, evet. Ben sağ üstte. Evet hocam.
Ev sahibi siz olduğunuz için hocam şu anda biz müdahale edemiyoruz. Davet et mi diyeceğim? Hayır hocam, normalde şey uyarı gelmesi lazım. Viev diyeceksiniz, gör diyeceksiniz. Tamam, Viev. Admit'e tıkladığınız zaman tamam, onları... Admit'e, tamam. Tamam. Admit'te ederiz. Tamam. Oldu galiba. Oldu herhalde değil mi? Zannediyorum olmuştur hocam. Ben sorarım. Siz devam edebilirsiniz hocam. Buyurun. Bu pazarların böyle bol olmasının sebebi demek ki Nevruz'da sofralarımız ne kadar bol yiyecekle kaplı olursa bir yılın da o kadar bereketli geçeceğine inanılıyor. O halde Nevruz'da sofralarımız bol olmalı. Yılın diğer mevsimlerinde görülebilen bütün yiyecekler bu sofralarda olmalı. Her yiyecek bu sofrada temsil şeyi bulmalı, temsil hakkı bulmalı, yeri bulmalı. O yüzden de pazarlar Nevruz öncesinde çok daha kapsamlı, çok daha verimli, çok daha bereketli oluyor diyebiliriz. Mesela bakın yine o şeylerden birisi. Yani insan şaşırıyor. Yani Mart ayında böyle bir manzarayı görünce ister istemez yani masal aleminde olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yani başka bir aleme geçtiğinizi düşünüyorsunuz bir an için. Yine şeyde Nevruz sofralarında dedim ya bu pazarlar hep sofraya hazırlık aşaması olarak değerlendirilmeli. Hep böyle diyorum bu şeyi pazarların. Sofralara mutlaka şu gördüğünüz şey var ya şu resim şu sofralarda mutlaka yer almalı. Buna sümelek adı verilir Orta Asya'da. Diğer ismiyle Azerbaycan tarafında semeni derler. Bunun da çimenden herhalde geldiğini tahmin ediyoruz biz. Bu buğday, çimlendirilmiş buğday. Bunun sofranın ortasında olması ne anlama gelir? Çünkü her sofranın ortasında yaklaşık 3-4 gün boyunca, bir hafta boyunca her sofranın ortasında şu olur. Böyle tabak içinde çimlendirilmiş buğday. Buğday bereket temsil eder hemen hemen bütün kültürlerde. Yeşillik de yine berekettir. Bu tazelik de yine bereketi ve baharı temsil eder. Dolayısıyla sofranın ortasında yeşertilmiş, çimlenmiş buğdayın olması bir yıl boyunca sofraların ve o hanenin, o evin, o ev halkının bir yıl boyunca bereketli bir fasıla, dönem geçirmesi temennisidir bunun şeyi, sebebi. Bu sofralarda yine mutlaka olması gereken sembol yiyeceklerden birisi Nevruz'da. Sümelek denilen tatlı. Şimdi az önce şu şey vardı ya bakın şu çimlenmiş buğday vardı ya. Şu buğdayın şu yeşil kısımları alınıyor. Kökleri atılıyor. Şu yeşil kısımları alınıyor. Bundan bir tatlı yapılıyor arkadaşlar. Ama bu böyle sizin tek başınıza evde yapacağınız bir tatlı değil. Bu da yine haşar usulüyle, imece usulüyle birlikte ortaklaşa mahalle halkıyla yapacağınız bir etkinlik kapsamında olan bir şey, gelenek. Böyle büyük kazanlar kuruluyor. Çünkü o şu kadarcık bir çimden, şöyle bir tabak yaptığınız çimden o tatlıyı yapamazsınız. Böyle sepetler dolusu böyle çim olması lazım. Böyle sepetler dolusu çim getiriyorlar oraya. Sonra bunu eziyorlar, şu kazanın içine dolduruyorlar, içine bir şeyler daha atıyorlar. Sonra bunu saatlerce karıştırıyorlar arkadaşlar. Saatlerce yani böyle 1-2-3 saat değil ha. Yaklaşık 24 saat boyunca tabii altındaki ateşin biraz da şeyine bağlı, canlılığına bağlı. Saatlerce bunu karıştırarak böyle belli bir kıvama gelen bir tatlı oluşuyor. Şimdi hemen bunu aşama aşama göstereyim. Bakın mesela bu aşağı yukarı 10 saat karıştırılmış hali. Kıvama gelmemiş. Bu öyle görünüyor. Ondan sonra bak şimdi evet işte tam kıvama gelmiş hali neredeyse hemen hemen olmuş. Yani 1-2 saat sonra bu şey olacak. Olmuş olacak tamam mı? İşte tam olmuş hali de tabağa alınmış hali de bu. Bunun adı da sümelek. Bu tatlı sadece ve sadece Nevruz'da yapılır. Onu bilelim. Ve çimlenmiş buğdaydır bunun ham maddesi. Onu da söyledim zaten. Bununla ilgili de ritüeller var. Böyle yani basit biçimde hemen toplandık bir sümelek tatlısı yaptık, yedik, dağıldık değil. Öyle değil arkadaşlar.
Mahalle konseyi, aksakallar yer belirlerler. Kimin hangi malzemeyi getireceğini onlar karar verirler. Herkes toplanır. Sonra bu tatlı olmaya yakın, yani tam böyle oldu denildiği anda, şu üzerinde fark ederseniz böyle köpükler falan toplanıyor. Tam oldu denildiği anda bu köpük tabakası üzerinden alınır. Böyle aynen şeyin sütün kaymağı gibi, yoğurdun kaymağı gibi en değerli yeri diye. Mahallenin hastalarına gönderilir o kısmı. O kısmın tam şifa olduğuna inanılır. Tabii biz bunları, onlar anlatıyordu, biz bunları yazıyorduk, deliriyorduk. Sonradan ben bazı şeyleri araştırma ihtiyacı da duydum. Mesela gerçekten bu sümeleyin sadece... Hocam.